Bizdeki 20-21 sezonunda maçların %50'sinden fazlasını oynadığı takdirde Trabzonspor Kulübü 6 milyon euro vererek Alexander Sörloth'u Crystal Palace Kulübü'nden bonservisiyle beraber satın alma hakkına sahipti. Yani bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla oyuncu bizde kiralık, aynı zamanda Crystal Palace'ın malı. Tabii birkaç kulübün, yani Leipzig ve iki kulübün daha ilgisi vardı oyuncuya. Oyuncu da çok ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istediğini ifade etmişti. Yani bizim çok ciddi ısrarlarımız oldu. Buna rağmen oyuncu Leipzig'e gitme konusunda ısrarlı. Ama tabii bu işin şu anda dört tarafı var. Yani Leipzig, Crystal Palace, Trabzonspor ve oyuncunun kendisi. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de tabii oyuncuyla yapılan sözleşmede de bu çok sürekli olarak telaffuz edildiği için söylemekte bir sıkıntı yok. 9 milyon euroluk bir buyout, serbest kalma maddesi vardı. Dolayısıyla biraz girift bir sözleşme ve dört tarafın mutabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Ama öyle tahmin ediyorum ki yani özellikle Trabzonspor ve Crystal Palace kulübü anlaşırsa, çünkü ne Crystal Palace oyuncuyu satabiliyor Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Trabzonspor Crystal Palace'ın onayı olmadan oyuncuyu satma hakkına sahip. Yani öyle bir noktada şu anda. Hangi şartlarda onay verirsiniz? Şimdi tabii yani şartlar netice itibariyle dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Yani o noktaya geliyor. Yani Trabzonspor'un tabii bir talebi vardı. Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Crystal Palace da aynı miktarı talep ettiği için, yani Trabzonspor bu transfer eğer söz konusu olur, gerçekleşirse bir alacaksa, ben de bir aldığım takdirde bu transfere müsaade ederim. 1+1, o 2'yi de tabii Leipzig kulübü verebilecek konumda değildi. Yani tamamen finansal bir noktada kilitlendi olay. Artık yani önümüzdeki 48 saat içerisinde çözülürse çözülür, çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Hala geri dönme ihtimali var mı? Bu anlattığınızdan böyle bir çıkarım da yapabilir miyiz? Geri dönme ihtimali var mı derken, zaten şu anda Trabzonspor Kulübü'nün sözleşmeli kiralık oyuncusu. Yani. Hala böyle bir duruyor yani. Evet, aynen. Aynen. Peki Sayın Başkan, teşekkür Peki, ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yaşadığı ekonomik zorluklardı. Yani bunlarla ilgili neredeyiz? Hep birlikte ne yapabiliriz? Bunları tartıştık. Bildiğiniz gibi pandemi sonrası kulüplerin en önemli gelir kaynaklarında çok önemli azalmalar var. Özellikle Anadolu kulüplerinin hemen hemen gelirinin en önemli kısmı olan televizyon gelirlerinde henüz bir netlik yok bildiğiniz gibi. Bu konuda yetkili merci federasyon Bein Sports'la olan görüşmelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar yıllarda bu süreçte kulüpler avansı aldığı için tabii ki operasyonlarını daha kolay ve daha akıllı bir şekilde yönetiyordu. Burada henüz bu konu netleşmediği için henüz kulüplere bir avans gelmedi. Futbol Federasyonu bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Bizim beklentimiz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması ve Kulüpler Birliği olarak biz hep aynı noktada duruyoruz. Şunu diyoruz, kontrat ne diyorsa bizim hakkımız odur. Dolayısıyla kontratın gerektiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını bekliyoruz. Bu arada da görüşmeler sürüyor. Bizler de Kulüpler Birliği olarak, ben de bu görüşmelerin başkan yardımcılarımla beraber birkaçında bulundum.
Umudumuz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması. Tabii yayıncı kuruluş dışında sadece onun dışında yine maç günü gelirleri çok önemli futbol kulüpleri için. Ve maç günü geliri dediğimizde tabii yine seyirci çok önemli oluyor. Burada da çok ciddi bir kulüplerin şu an bir gelir kaybı var. Tabii ki ilk önce sağlık diyoruz. Yani bu sorun şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada bütün spor müsabakalarını etkiliyor. Bu konuda tabii ki bizim beklentimiz tam %100 seyircili bir şekilde maçların başlaması değil. Ama süreç içinde birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, örneğin takip ediyorsunuzdur şu an bazı ülkelerde ligler başladı ve oralarda belli oranda az da olsa bir seyirci alınmaya başladı. Bu konuda çok tabii olarak karar Sağlık Bakanlığı ve onların yetkililerindedir. Ama biz bu konunun kısa zaman içinde, umarız pandemide de gelişmeler bu konunun pozitif yürütebilmesi şeklinde olur. Sağlık Bakanlığı'yla ve Spor Bakanlığı'yla bu konuyu görüşüp en azından statların belirli bölümlerinin, örneğin localar veya onun benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız. Tabii tekrar söylüyoruz, bu konu sadece Futbol Federasyonu'nu ve Spor Bakanlığı'nı, kulüpleri ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Bu konuda Spor Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan bir randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız. Yine tabii kulüplerin önemli bir gelir kaynağı, geçen sene özellikle geçmiş senelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımıyla çıkarılan bu amatör branşlar adına yapılan vergi iadesiydi. Geçen sene bu yasayla ilgili bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla geçen sene bu ödemeleri kulüpler alamadı ama Sayın Maliye Bakanımızla geçen hafta yaptığımız toplantıda bu ve bunun benzeri konularda düşüncelerimizi ilettik. Bunun da duyduğumuz kadarıyla en kısa süre içinde hayata geçeceğini duyuyoruz. Tabii bu da kulüpleri ciddi olarak ferahlatacak. Sayın Bakanımız da o konuda bizi toplantımızda dikkatle dinledi. Onun dışında tabii futbolla ilgili önümüzdeki süreci konuştuk, tartıştık. Geçmişte şöyle biz